Selamlar, hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Bugünkü videomuzda ChatGPT'ye yeni gelen iki özelliği inceleyeceğiz. Code Interpreter yani kod yorumlayıcısı ve Custom Instructions yani özel talimatlar. Bu iki özellik çok önemli. ChatGPT'yi daha farklı bir boyuta taşıyacak. Şimdi bu yeni özelliklere göz atacağız. Bu özellikler nedir, ne değildir detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz üzere ChatGPT metin tabanlı bir yapay zeka. Kendimiz bir metin oluşturarak soru soruyorduk. Artık bunun yerine belgeleri ve farklı formattaki çeşitli dosyaları yükleyebileceğiz. Yani upload edebileceğiz. Diğer bir yenilik ise custom instructions yani özel komutlar. Bu özellikle birlikte ChatGPT'ye kendimizi tanıtabileceğiz ve bizim hakkımızda daha detaylı bilgi sahibi olmasını sağlayacağız. Örneğin bir öğretmensiniz ya da bir mühendissiniz ya da başka bir işte uğraşıyorsunuz. Düzenli olarak ChatGPT'ye sorduğunuz sorular var her seferinde kendinizi tanıtmak zorunda değilseniz artık tek seferde kendinizi tanıtıp hangi işi yaptığınızı belirtirseniz ChatGPT artı sizi tanıyacak ve buna göre hareket edecek. Şimdi bu iki yeni özelliğe daha detaylı göz atalım. Code Interpreter yani kod yorumlayıcısına GPT-4'ün içerisinden ulaşabiliyoruz ve bu şekilde bir ekran açılıyor. Hangi format olursa olsun, ister video olsun, ister bir görüntü olsun, ister herhangi bir belge olsun her şeyi yükleyebiliyoruz. Tabi yine inceleme konusunda sınırları var. Code Interpreter yani kod yorumlayıcısına Python dilini kullanıyor. Bir dosya yüklemek için sol alt köşede bulunan Upload File diyoruz ve istediğimiz her türlü dosyayı yükleyebiliyoruz. Burada şu an en önemli özellik bir belgeyi yüklediğinizde bu belgeyi analiz etmesi ve bu belge içinde size yorum yapması. Şimdi neler yapabiliyor onu göstereceğim. GitHub sitesinden CSV formatında ChatGPT prompt'larının yer aldığı bir dosya indirdim. Bayağı bir prompt var burada. Bir liste yapmışlar kendileri. Bunun linkini sizinle de paylaşırım. Siz de indirebilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi bu CSV formatındaki dosyayı ChatGPT'ye yükleyeceğiz. Bakalım nasıl analizler yapıyor. Ben dosyayı buraya önceden yükledim ve dedim ki bu veri setinin analizini yapar mısın? O da dedi ki bu veri seti iki sütundan oluşmaktadır. Act ve prompt. Act sütunu belirli bir eylemi ifade ederken prompt sütunu da bu eylemlerle ilişkili açıklamaları veya talimatları içerir diye devam ediyor. Burada genel bir analiz yapmış. Yani yüklediğimiz belgenin içerisinde ne var, ne yok onu bir incelemiş. Sonra bize daha fazla analiz yapabileceğini söylüyor. Analizi nasıl yapacağını anlatıyor. Devam edip etmemesi gerektiğini bize soruyor. Ben de evet devam edin dedim. Kendi önerdiği analiz sistemi üzerinden bize belgeyi yorumladı. Diyor ki bu veri seti içerisinde 163 tane satır ve 2 tane sütun var eksik değer yok ve 162 tane de benzersiz değer bulunuyor diyor. Yani aynı kelimeler değil de farklı kelimeler kullanılmış. En çok kullanılan ek sütunun içerisinde life coach olup veri setinde iki kez görülüyor diyor. Bu şekilde devam ediyor. Ben de bu verileri grafiğe dökebilir misin dedim. Bu şekilde bir grafik oluşturdu. Yani diyor ki en çok kullanılan komutları bize sıralamış. iki kere life coach kullanılmış ve diğerleri bir kere kullanılmış şeklinde. Burada da zaten aşağıda açıklamasını yapıyor. Ve tamam diyorum. Psikolojiyle ilgili promptları bulmanı istiyorum dedim. Psikolojiyle ilgili içeren bir sadece bir prompt bulunduğunu söyledi. Promptun ne olduğunu da aşağıda açıklamış. Bu şekilde veri içerisinde istediğimiz soruyu sorabiliyoruz. Veri ne kadar uzun olursa olsun, yüzlerce sayfada olsa incelemesini yapıyor, bize yorumluyor, analizini yapıyor. Bir diğer yapabileceği özellik ise bir dosya formatını başka bir dosya formatına çeviriyor. Örneğin Word dosyasını Excel dosyasına çevirebiliriz. Şimdi benim daha önceden hazırlamış olduğum bir Word dosyası var. Onu yükledim ve bunu dedim ki Excel formatında çevir ve iki sütun ve iki satır halinde olsun şeklinde. Maddeler halinde yazılmış metin şeklinde olan bir Word dosyasıydı ve bunu bunu istediğim şekilde Excel'e çevirmesini istedim. Ve şu şekilde bir cevap aldı. Word dosyasındaki metni Excel'e çevirdim ve her bir metin paragrafının özetini oluşturdum. İşte çevirin özeti şeklinde diye dedi. Sonra bu Excel dosyasını indirebilirsiniz diye aşağıda bir link verdi. Yani hem Word dosyasının içeriğini düzenledi, hem yorum yaptı, hem de bunu Excel'e çevirdi. Gerçekten çok önemli bir özellik. Çok farklı şeyler yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Yine daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bu özelliklerin hepsi beta, hatalar illaki olacaktır. Bazı sınırlamaları var. Sürekli olarak OpenAI bunları güncelliyor. Gelecekte daha da gelişecektir. Şimdi bir de bir fotoğraf yükleyelim. Bakalım onun üzerindeler yapabilecek. Yine kod Interpreter'a geldim. Buradan Upload File diyorum. Daha önceki videolarımdan almış olduğum bir görüntüyü buraya yükledim. Bu görüntüyü yükledim ve bu görüntü için bazı yorumlamalarda bulunmasını isteyeceğim. Bu görüntünün renk analizini yapar mısın? Ayrıca görüntüyü dikey hale getir. Bu yüklediğim fotoğraf yatay. Yani 1920'ye 1080 boyutunda. Bunu 1080'e 1920 yapmasını istiyorum. Ve bununla birlikte renk iyileştirmesi yap dedim. Bakalım nasıl olacak? Şu şekilde diyor. Tabii ki istediklerinizi yapabilirim. İlk olarak görselin renk analizini yapacağım ardından görüntüyü dikey hale getireceğim Son olarak renk iyileştirmesi yapacağım. Bu işlemleri de adım adım yapacağım demiş. Görselin içinde hangi renkler var, hangi renkler yok bunun bir grafiğini dökmüş. Aşağıda da açıklamasını yapmış. Görseldeki renk dağılımını gösteren histogramı oluşturduğum Histogram bir görüntüdeki piksel yoğunluğunu gösterir. Bu durumda her bir renk kanalı kırmızı, yeşil ve mavi için ayrı histogramlar oluşturduğum şeklinde demiş. Ve sonra görüntüyü dikey hale getireceğim demiş. Bunun için görüntüyü döndüreceğim. Dikeyden kazıt ben 1080'e 1920'den bahsetmiştim. Burada beni yanlış anlamış. Burada benim var Prompt'u daha açıklayıcı ve detaylı girmem gerekiyordu ve son olarak da renkleri iyileştireceğim demiş ve gerçekten evet burada çuvalladı böyle bir şey olmaz yani dediğim gibi bu beta versiyonu zamanla daha iyi olacaktır yani şu an için bazı şeylerde çok iyi çalışmıyor fakat bu her görselde böyle çalışacağı anlamına da gelmiyor burada böyle bize denk geldi. Bazı görsellerde gerçekten güzel iyileştirme yapabiliyor. Ben birkaç görsel daha yüklemiştim öncesinde. Şimdi devam edelim. Dedim ki ilk yüklediğim görseli dikey söylememden kasıt 90 derece değil. 1080'e 1920 şeklinde kırpmandı dedim. O da diyor ki özür dilerim istediğinizi yanlış anladım. Görseli 1080'e 1920 çözünürlükte kırpmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Bu işlemi gerçekleştirebilirim diyor. Fakat bazı görüntü detayları da kaybolabilir diyor. Bu şekilde yapmış. Yani yine istediğimiz gibi değil. Ya bu tarz şeyleri görüntü düzenleyen yapay zekalarla yapmak daha faydalı olacaktır. Örneğin Photoshop'un yapay zekası. Generative Fill özelliği var. Burada bu görüntüyü istediğimiz formata dönüştürebiliriz ya da istediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Bu arada Photoshop'un Generative Fill özelliği ile ilgili de ayrı bir videom var. Var. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bir diğer özellik olan Custom Instructions yani özel komutlara gelelim. Özel komutları aktif etmek için ayarlar bölümünden beta geliştirmeleri ve beta geliştirmenin içerisinden de Custom Instructions'ı aktif etmemiz gerekiyor. Ayrıca diğer özellikleri de buradan aktif edebiliyoruz ya da kapatabiliyoruz. Şimdi gelelim Custom Instructions'a. Sol alt köşede mailinizin bulunduğu üç noktaya tıklıyoruz ve Custom Instructions'a geliyoruz. Buraya geldiğimizde bir açıklama da bulunuyor. Bilmesini istediğiniz şeyleri paylaşabilirsiniz. Artık sizi tanıyacak ve ona göre hareket edecek şeklinde genel bir açıklama yapmış. İki tane farklı bölüm var. ChatGPT senin hakkında ne bilsin, senin hakkında ne düşünsün şeklinde. Burada ben şöyle bir şey yaptım. Ben teknoloji alanında videolar üreten bir YouTuber'ım. Ayrıca Adobe ve benzeri gibi video tasarım, grafik tasarım üzerine de eğitimlerim var şeklinde yazdım. Bundan sonra eğer YouTube ile alakalı bir soru sorduğumda ya da herhangi bir içerik ürettiğimde... Bu verdiğim bilgiyi göz önünde bulundurarak cevap verecek. Ayrıca burada bazı örnekler vermiş. Mesela başlangıç için hangi işte çalışıyorsun, hobilerin ve ilgilendiğin alanlar nedir, hedeflerin nelerdir gibi bazı önerilerde bulunmuş. Diğer bir kısımda ise ChatGPT sorduğun sorulara nasıl cevap versin şeklinde sınırlandırabiliyoruz. Sorduğum soruların cevaplarını sürekli tablo haline getir. Sorduğum soruların cevaplarını böyle yap diye yönlendirme yapabiliriz. Bu da güzel özelliklerden biri. Ben şu an için burayı boş bıraktım. Açıkçası sınırlandırmak istemiyorum. Sadece şurayı doldurdum. Kendimizi tanıtmak için. Burada daha da detaylandırabilirsiniz. Yani 1500 kelimeye kadar bir sınır koymuş. Bu özellik nasıl çalışıyor? Bunu deneyeceğiz. Diyorum ki bana bir senaryo üret dedim. Hiçbir açıklama yapmadım. Yani bir YouTuber'ım ya da teknolojiyle ilgili bir içerik üret vesaire bir bilgi vermedim. Ve sadece senaryo üret dedim. Tabii ki diyor teknoloji temalı bir senaryo üzerine çalışabilirim diyor. Artık benim teknoloji üzerine bir kanalım olduğunu ve bunun hakkında çalışmalarım olduğunu biliyor. Ve açıklamalarını yaptı. Senaryo oluşturdu. Adı teknolojinin izi. Bölüm 1 gizemli buluş. Baş kahramanımız ben. Kendi küçük ev stüdyosunda bir video çekerken. Bir seyircinin gönderdiği esrarengiz bir USB bulur ve video tasarım ve grafik tasarım üzerine çalışırken USB bilgisayarına takar ve içerisinde eski bir yazılım bulur. Bu yazılım unutulmuş bir teknoloji şirketinin ürettiği ve artık kullanılmayan bir programdır diye girmiş gayet güzel. Bayağı bir detaylı senaryo yazmış. Evet bugün ChatGPT'ye gelen iki yeni özelliği inceledik. Özellikle kişisel asistan olayını ben çok sevdim. Artık sizi daha yakından tanıyacak ve sizin karakterinize, yapınıza, çalıştığınız işe göre cevaplarını verecek. Bu çok önemli. Gelecekte bu işi çok farklı noktalara götürecektir. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.